Kanka bu yarın yokmuş gibi ye, o mu? Aynen öyle hocam. Tatlı dedik mi öyle yarın ya. Şekerin mi düştü Mustafa? Abi krize giriyor belli zamanlarda. Nasıl ya? Bir an şekerim düştü, harbiden şekerim düştü. Rahatsızlandın mı? Tüm betim benzin gitti harbiden. Oğlum daha hiç şu tatlıyı görmedim. Allah Allah, o ne ya? Arkadaşlar bugün sevgili... Arkadaşlar merhaba. Bugün sevgili... arkadaşlar herkese selamlar. Bugün sevgili E92... Servisten... Fatih Bey'le görüşürüz. Ciğerim yanıyor acı. Allah'a emanet. Kadehim size kalın. Ya beni niye çekiyor? Ben hala anlamıştım. Özel bir şey konuşuyor kız arkadaşım şu an. Anladım. Oktay aradın mı ya? Sen niye şu anda böyle ağzın? Alo. Tamam geliyorum ben. Evet sağ ol. Sağ ol, sağ ol. I'm a true champion. Kanka hazımsızlığa son. Buradan Ankara Beypazar ilçesine sevgiler saygılar. Askerliğimi yaptığım sürece de oraya gitmiş ve oradan soda çeşmesinden soda içmiştim. Soda çeşmesi mi var orada? Şu an beni geyik aldınız ama şu an Beypazar ilçesindeki tüm sevgili kardeşlerime umarım bu videonun altına yorum olarak gireceklerini tahmin ediyorum. Sevgili E92 M3'ümüzü yetkili servise götürüp bir yağ, su ne varsa hepsini yaptıracağız. Çünkü bugüne kadar hep bakımları serviste yapılmış. Biz kümetten dolayı bakıma götürmüyoruz. Süreden dolayı mecburen yağ değişimi gerçekleşmesi gerekiyor. Hadi gidelim. Kardeşim, araç hakkında bilgi verir misin Mustafa? Nedir bu araba, nedir ya? S65 olunca ne oluyor? B40 olunca ne oluyor? Bu araba ne? 92 M3 özellikle işte son atmosferik M4'ten sonra böyle bir isim yapıştı buna. Çünkü ulaşabildiği M3'ün şu anda hep silindir sayısıyla en fazla sayıda 8 silindirli ilk çıktığı seneler. 2007-2008'de işte o E92 M3'ün çıkmasıyla beraber biraz dikkatler üstüne çıktı BMW. BMW M, BMW Motorsport. Buna çok dikkatler üstüne çekti, hatta çok da tepki topladı. E90 serileri, 91, 92, 93. Bunların işte V8 makineyle, bir M-Power makinesi olması bayağı bir dikkat çekmişti. Hatta birçoğu ülkede vergi problemlerinden dolayı, çünkü 4.0 hacme yükseltti, tepki topladı. Ama ona rağmen çok ciddi bir satış rakamı elde etti. Bu da bence E92 M3'ün bir başarısı diyebilirim. Yani bu kadar tepkinin üstüne. 420 beygir gücünde safi bir makine. İşte en yakın böyle benzeteceğimiz güçlerde E39M5 makinesi var, V8. Onlar da 5.0 400 beygir. 4.0'da 20 beygir daha fazla güç alınabilmiş. Hacim düşmesine rağmen. Ama atmosferikte ayrı bir ciğer, o ayrı bir haz değil mi? Yani atmosferin sesi, kullanımı vesairesi. Şu anda binmiş olduğumuz araba DKG DCT şanzımanlı. Double Clutch teknoloji diye geçiyor. Ultra hızlı bir şanzıman. Yani bir önceki SMG şanzımanlara bakarak çok hızlı. Çünkü tek debriyajdayım. Onun dışında bu kullandığımız araba adaptif süspansiyon sistemi de var. EDC. İstediğiniz zaman sertleşiyor. Ve o kullanıma özel tepkiler verebiliyor. Thank you.
Profil resmini değiştirmek istersen bak profil resmi çekebilirsin. Şurada. Bak şurada alüminyum profil resmi. Söz uygulaması yapıyor belki, ne bileyim, veya jant ölçüsü bilmiyor, adam jantı değiştiriyor, orijinalinin dışında bir şey yapıyor. O yüzden bizden genelde bu güç sınıf arabalarda buna benzer arabalar istiyor. Türkiye'de herhangi bir yerinde. Adam mesela diyor ki, M3 arabası nereden alınır? 4 tane garaj sayar fazla. Yani çok gürül gürül satılan değil. Şimdi Galerize'de nerede bir tane M3 gelir, senelerce durur olur. Yani son kullanıcı almıyor arabayı. Anlayan adam almıyor. Mustafa. Erken seçim. Mustafa. 24 Haziran'da erken seçim oluyor. Kanka, kayıp ayarlamıştım. Hemen güzel Boston'dan jant geliyor. Hemen ST'den coilover. Maksimum alçaklığa geliyor ama çamurluğumuza hiçbir şey sürtmüyor. İçte şöyle baktığımız zaman çilege. İmola mı bu? Bu Dakota kırmızı demiş ama tam net boya rengini bilmiyorum. İmola biraz daha koyu tabii. İmola bir de kırmızıların biraz daha koyu. Gel. İşte bizim için önemli olan bölüm, renkler. Bak mesela, bak bu mesele bak gördün değil mi? Siyah artı siyah, Alcantara orta kumaş antrasit rengi. İşte dış renkte Estoril mavi, her zamanki favorilerimizden biridir. Niye? 1996 senesinden beri biz bu rengi sevdik, bildik, hoşumuza gitti. Ve dünyada ilk defa bir E30 Estoril mavi yapıldı. Bu rengi de ayrıca yeri vardır bizde. Şunlar dezgin, bunlar zengin bak. Şuraya geldiğinde zaten merino deri hissediyorsun bak. Para anladın mı bak para. Buraya geldi mi bak naylonu hissediyorsun. Yani anladın mı bunlar böyle. Mesela Long Beach Blue mesela. X5M'ler, X6M'lerde kullanılan mesela en meşhur renklerden biridir Long Beach. Güzel renktir mesela. M'lerde yine kullanılıyor M3M'lerde. Austin. Austin de candır. Bak sen bunlar da var. Murverno bak. Bak gene bak. Derinin kalitesi yine geldi bak. Eller Merino gördün. Yani hissediyorsun anladın mı bakın? Parayı hissediyorsun orada. Bunlar böyle. X6'nın yeni var. Bir de en güzel yanı bu. 40 dizel. İşte yıllardır böyle işte mesela ya işte niye SUV almıyorsun falan. Biz pek sevmeyiz ama ultra işte göğsün tam derisi var. Harman kardon yani büyük ekranlar. Hayalet göstergeler falanlar filanlar. Recaro koltuklar falan. Ama işte SUV olunca işler değişiyor. Bir X6M de aslında fena olmaz. M olursa iyi olur. Değil mi? Tabii. X6M olursa. Yani ben şu an böyle X3 40 benzinliğe falan razıyım yani. M40 iyi. M40 iyi tabii. Olabildiğince vergi olsun diye değil mi yani? M niye istiyor? Olabildiğince vergi yani, olsun. Ödemişken yakıt, yani. Yakıt 20 litre olsun. Burada en favori makinelerden biri de bence 7.30. Ama 30 değil ya bunlar da hep 7.50 olacak, 7.60 olacak. M7.50 iyi falan olacak. Havada uçuşuyor millet de bunlar nasıl bindiği haberi yok. Bence bu araba 7 lüksünü sunan ve M ruhunu vermiş bir araba yani hem teknik içi bak acı kahve bu acayip bir renkmiş ha. Şimdi 650 milyara mesela bir G35 20 dizel almaktansa bence 800 milyara 7 almak daha mantıklı ama 7'nin en büyük sorunlarından biri nedir? Hiçbir zaman bir 5 serisi gibi fazla hızlı satışa gelemedi. Yani Mercedes'in S serisi ve E serisi neredeyse yakın birbirlerine satışlar ama BMW'de böyle bir sorun var. BMW'nin 7 serisi
maalesef 5 serisi satışı hiçbir zaman geçemiyor. Yani oradan bir tercih meydana geliyor. 200 milyar daha fazla verilip satamayacağım bir arabayı alır mıyım? Para mı var? Alırım. Ama param olmasaydı almazdım. Biraz long ki. Ya işte ama... Park sorunu mu olur acaba? Park sorunu da abi, sen İstanbul'da yaşamıyorsun. Kayseri'de 5 kişilik yere bir tane araba koyan adamsın Ahmet şimdi. Doğru mu? Yani siyah böbrekli F30 mu görüyorum orada? Evet. Yapma. Ne oluyoruz ya? Bir saniye bizim parçalarımızı... Bundan sonra şu kapıyı bile kapatmak insana... Yemin ediyorum yani eziyet oğlum, geliyor. Alışkanlıklarından eziyet vazgeçemiyor eziyet. İnsan. Eziyet. Şimdi iyi arabaya binince de kötü arabaya bir daha binemiyorsun Ahmet abi. Hadi gelin bir de bizim premium'a geçelim Hakkı'ya. Zannedersem müşterisi var. İkinci arabalar bakmayalım mı? Merhabalar Hakkı Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederiz siz. BMW Premium'dan Hakkı Bey şu anda bize böyle ikinci arabalara bakacağız. Var mı modifiye edebileceğim bir şeyler? Kanka şarj aletimi şuraya şey yapayım da şarj olsun ya. Kendinden şarj olsun o. 5 dakika şarj olsun. Yine siyah halk, bunda da siyah halk. Bunda da siyah varmış. Koltukları da siyah. Kanka long olmadan olmuyor ya. Değil mi? Anladım. Gerçekten daralıp bunalıyorum yani. Küçük arabada sürekli bunaldığım için. 25 ister istemez. Titanyum söylüyor. Ama renk var ya. Titanyum. Renk çok iyi. Ama bak şuradan mineral white. Gel çamurluğa bak, araba mineral white. Metalik beyaz gibi. Ahmet bu. Ahmet kaç lira diyorum oğlum? Alacak belki. 855 bin TL. Fiyatı en uygun olan araç. En dolu. Ama iyi çakılı. Ağzına ha? Kadar. Değil mi? M Excellence. 3 paket var bunda. Aynen öyle, 3 paket. Bunda. Daha boşlarında 9.30 lira rakam var. Ya bir şey yok, hiçbir şey yok. Pert mi lan? 1800 lira kardeş. Şelde mi kalmış? Çalıntı buluntu mu? Kanka gel, şuradan gel. Frenler, laser light'lar, connect drive'lar, işte distronic glass'lar, bir şeyler. Alttan M tampon var. Titanium black line, shadow line'lar. Neler. Ama... Kafanızda bu yaramaz size. Olmaz mı? Taklalım. Taklalım mı? Hiç taklalım. Girme bu işe. Bu işe girme, satamam. Satış bu işe girme, satamam. Sana gelmez. Ha? Dur bir far alalım. Far. Al far. Gelmez mi? Al. Gelmez. Yedim olup bak hep şunu yapmak istemiştim Mustafa. Aç abi. Aç abi. Kıs. Aç. Yedi niye olmuyor biliyor musun? Bana olmuyor. Bozarsın. Oynuyor. Oynuyor. Ama sevdim. Var mı abi istek arzu? Ben gidiyorum. Akımımız yapıldı Mustafa'cığım. Yağımız şey değişti. Her şey on numara. Yağımız, yağ, suyumuz, her şeyimiz değişti on numara. Dönüyoruz. Burucu. 4'te geliyor. Ne yaptık abi bugün kısaca? Abi aracımızın bakımı tamam. Artık makinamız güzelce bir temizliğe girecek. Detaylı temizliğe ve sonra showroom'umuza alacağız. Tekrar alacağız. Küvette bakımı değildi aslında bu da. Biz sürenin dolayı değiştirdik. Yine bakımını yaptırdık arabanın. Güzel. Aracımız hazır. Hadi binelim. Hadi.